Herkese merhabalar, ben Osman. Bugün köfte yok. Sadece ben oynayacağım. Susun. Başka bir oyundayım. Normalde ekranda gördüğünüz kişi köfte. Ben değilim. Ben başka bir oyun oynuyorum. Olsun. Sesim yeter. Ne istiyorsunuz? Daha ne? Beraber şarkı söyleriz. Ben size bilmediğim modları anlatırım. Siz bana sinir olursunuz. Hatta köfte şu anda konuşmak için bekliyor da. Tamam köfte konuş. Tamamdır. Ve merhabalar, ben Kürtesi Köfte. Osman'la ufak bir girişimizi yaptıktan sonra gidip abone olmadıysanız daha önce Osman'ın kanalına kırp at. Aşağıda olması lazım. Kanalın linki. Koymayı unuttuysam yorumlarda hatırlatın bana. Gidip oradan abone oluyorsunuz. Yoksa dövüyorum. Ya da dövmüyorum ya, tehdit etmeyeyim ben. Neyse, bu bölüm ne yapıyoruz? Arı! Elimde scoop'u gördünüz. Zaten arıcılıkla dolaşıyorum. İzleyicileri Hı? tehdit etmek. İzleyicileri Dürüm tehdit etmek. İşte bunlar hep tehdit. Yoksa Game of Thrones'dan spoiler veririm. Bak böyle daha iyi. Sıkıntı şurada, Game of Thrones'dan spoiler veremiyorum. Ya bak, Kendim dövmekle bilmiyorum. tehdit edersen Herkes dövemezsin ölecek. abi. Ama gidip de popüler bir diziden spoiler vermekle tehdit edersen, mesela Supernatural. Sen biliyorsun onu. Supernatural'ı biliyorum, evet. Düşünsene yaratacağın etkiyi. İster istemez abone olacaklar bana. Bu adam işi biliyor, tamam. Sihirdeki herkes ölecek. O neyse, spoiler. O Game of Thrones'un olayı ya. Hani bir karaktere bağlanamıyorsun. Gidiyor bir hafta içerisinde ölüyor sonra. Evet, ve APR'imizi yaptık. Yay! 4 tane APR'i. O zaman 1, 2, 3, 4. Tabii bunların özel bir şeye ihtiyacı var. Bu ne? Engin? Engin burada mı? Engin burada mısın? Engin gitmedi mi? O zaman Reha, sen yanıtla. Özel şeyimiz ne? Ne? Kaldı. Arılar neye ihtiyaç duyuyor? Petrolde mi var? Çiçek. Hayır. Çiçek, böcek. Böcek. Çiçek. Arıların kendisi böcek. Tekne mi çalışıyorlar? Ne? Evet, Tekne lan. çiçekle Tekne mi çalışıyorlar. çalışıyorlar? Ha, çiçek. Çiçek. Kredi kartı geçmiyor mu diye soracaktım çek deyince. Of. Yani Ve petrol arılarımızı işleyen koyduk. arılar varsa işleyebilir. Bulunduğumuz ortam tamamen normal bir ortam. Ve bu Meadows ve Forest arılarında normal bir ortama ihtiyacı var. Tabii ki de tamamen açık bir gökyüzü lazım. Eğer gökyüzünü böyle kaparsam, yani üstlerini kaparsam çalışmayı bırakırlar. O yüzden arıcıklarımızı gayet nefes alabilecekleri açık gökyüzü olan bir yere koyuyoruz ve yanlarında bir adet çiçek olması şart. Bu arada üstü cama kaplasanız da olur. Ve şöyle güzel animasyonlar var. Şeffaf nesnelerle üstünü kaplamanız bir problem yaratmaz. Bunun anlamı şey, APR üstüne APR'i de koyabiliyorsunuz. Ve şu an Kısacası bloğun üst katmanında ışık seviyesinin belirli bir sayının üstünde olması ah, gerekiyor. direkt gökyüzünden ışık alması lazım. Ha. Spesifik. Evet, ben şu kompları işliyorum. Çünkü benim şu an propolise ihtiyacım var. Ve bir adet snowball'um var. Ve onu denize attım. Snowball. Onunla ne kartopu savaşı yapılır ha? Arılardan elde edilme bu arada o snowball'da. Arılar ya. Aa doğru, Arılardan ne propolis. elde edemiyorsun? Dragon bile Adamlar çıkartabiliyorlardı. petrol zengini. Kar üretebildiklerine göre su sorunları da yok. Ejder yumurtası da çıkartabiliyordun galiba.
Bunda değil. Ama ya. Hangi şey dedi? Evet, Industrious'a geçmem lazım bunun için, doğru. Neyse, Beeswax'lerimiz oluyor o zaman. Şu an bu araları böyle çalıştırmamın sebebi üremileri. Çünkü mümkün olduğunca çok drone istiyorum. Drone lazım. Evet, arıcılığa bu şekilde geçtik ve arıcılıkta tıpkı croplarda olduğu gibi beklemeli. Arıcılığın birkaç seviyesi var. İlk olarak yapmam gereken arılar Industrious. Bunu şu şekilde mutasyonla da elde edebiliyoruz da bu mutasyon işkence. Henüz bu zımbırtıyı yapamıyoruz. O yüzden Diligent ve Unwary arıları kullanıp böyle Industrious Queen elde edeceğiz. Diligent, Common ve Cultivated'in birleşiminden oluşuyor. Unwary ise Diligent ve Cultivated. Cultivated, Common ve Forest ya da Common ve Meadows ya da Common ve Modest, Common Wintry ya da Tropical Marshy. Bunlar. Common ise basitçe Meadows for herhangi bir doğalda bulunan arıdan elde ediliyor. Yani kısacası ben şu an bu ikisini birleştireceğim. Tabii önce üremelerini istiyorum çünkü mümkün olduğunca çok offspring yani çocuk lazım bana. Yedekte bulunsun. Biraz çocuk. Aynen, sucuk. Çocuk. Oo. Demirlerim de bayağı birikmiş. Tabii alüminyumlar burada işlenemiyor. Ha, aslında filtrelemeyi bu kendisi yapıyormuş. Doğru. Bu arkadaş alamadığı şeyi almıyordu. Tamamdır. O zaman siz gidin. Evet, Iron sorunumuz hallolduğuna göre hatta geçen bölümün bittiğinde 4 tane iron vardı elimde. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 stack iron'ım var. Çünkü maden işleme sistemimi açtım en sonunda. Köftenin iron'ı var. Yay! Evet. Ve benim önemli bir malzeme daha yapmam lazım. O da nedir diye soracak olursanız. Ha, bu arada yapmam gereken başka bir arı daha vardı. Imperial Bee. O da nasıl yapılıyor diye soracak olursanız. Noble ve Majestic. Noble, Common Cultivated. Gene. Kısacası Common Cultivated birleşiminden iki farklı şey elde edebiliyoruz. Majestic ise Noble Cultivated. Evet. Tamam. Bunları da not aldıktan sonra şu an yapmam gereken şey stainless steel. Yani paslanmaz çelik. Çünkü high voltage'a geçmek istiyorum. High voltage'a geçebilmem için de stainless steel'e ihtiyacım var. Şimdi ona şöyle 10 o zaman 10 tane nikel. Başka ne lazımdı? 10 tane magnez ve 10 tane krom. Magnezyum. Kromumuz da burada olacaktı. Süper. Ve siz gidin. Evet. Iron'ların bir kısmını ben şöyle üste öğüteyim. Chrome'umuz burada kalsın. Stainless steel tam olarak ne işime yarayacak diye soracak olursanız bayağı bir işime yarayacak. Çünkü bir kere paslanmıyor. Aynen. Ve high voltage ve machine casing için bu arkadaş lazım.
High voltage machine casing niçin lazım diye soracak olursanız, high voltage enerji üretmemiz lazım. Çünkü Light Energy 6'a geçmek istiyorum. Ve suya düşüyorum. Şu tarlamada bir yere girişeceğim. Tarlam için bina inşa ediyorum. Hala etmedim. Yarım yamalak duruyor. Bunun yanı sıra unutmadan siz gelin şöyle. Ben bir hava almaya çıkıyorum. Tamamdır. Görüşürüz Kırpat. Evet. Sen gel, sen gel. Sen gel. Sen de gel. Evet. Ve çakollarımızı da yerli yerine koyuyoruz. Bu arada unutmadan bu çakolları ben çok sık bir biçimde Mesurator'dan geçiriyorum. Evet, tamamdır. Şunlar olmuş. O zaman Stainless Steel Dust. Tamamdır. Bu kadar Stainless Steel şimdilik işimi görür diye düşünüyorum. Ve siz gelin. Siz ikiniz geçin. Alüminyum daha sonra işlerim. Şimdi kenarda köşede dursun alüminyumumuz. Zaten işlemiyorlarmış daha. 41 iron daha olmuş. 41 kere. Evet. Iron, iron. Alüminyum. Iron. Iron. Daha gold, silver, alüminyum ve daha fazla gold, silver. Tetrahydrası falan filan da ayırırız artık. Çünkü tetrahydratın tekrardan sentrifüjden geçirilmesi lazım. Ve arılarımızın son durumuna bakalım. Ölmek üzereler neredeyse. Gayet güzel. Ve ölmelerini bekliyoruz. Ve bir seed tarlası da üretsem güzel olur. Evet, öldüler. Gördüğünüz gibi iki... Bu 3 tane veriyor. Gördüğünüz gibi 2 tane artık drone verdi. Yani bir tane artık drone'umuz var. Bunda 2 tane. Ve bunlar gittikçe artacak. Bu sayede drone oranımız güzelce artıyor. Şimdilik şöyle bir şey yapabilirim. Pipe plug. Yapabiliyor muyum seni? Cutting saw. Cutting saw'ım yok. Yapmam lazım onu bir ara. Assembling table. Seni de yapamıyorum şu an. Yani kısacası biraz bekleyecek bu arada. Bana bir mesaj gelmiş. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Şimdi arılarımıza tekrar bakalım, biraz uzaklaşmıştık. Oo, bir tane combo elde etmişiz. İki tane elde etmişiz hatta. Ve sizinle beraber yapacağımız ufak bir iş var. Hatırlarsınız. Bu evi terk etmeye başlamıştık. Ve evi terk ederken ufak bir detay da söz konusu. Yani evdeki her şeyi taşıyoruz. Doğal olarak. Ve evdeki bazı şeyleri baştan aşağı değiştirmek istiyorum. Mesela şunları kaldıracağım. Ve şu levitatorlar. Onlar da değişecek şeylerden biri. Benim biraz stone'a ihtiyacım var. Şimdi siz gelin şöyle. Gelin şöyle. Tony da sen buraya gel. Sen de şöyle gel şimdilik. Ve bana stone lazım.
Şöyle bir oran gayet güzel olur. Evet. Burayı kazdık. Burayı kazalım. Ardından burayı da kazalım. Şuraya, şuradan inelim. İnebilirsek tabii. Köfte ne yapacaksın diye soracak olursanız eğer. Basitçe şunu yapıyorum. Bu evde önceden yaptığınız çoğu işi kaldırıyorum. Bu ev tam olarak ne olarak kullanılacak diye soracak olursanız. Çoğu kişi ilginç bir teklifte bulundu. Üst taraf Galacticraft, alt taraf Tomcraft olsun diye. Ve bence fazlasıyla güzel bir fikirdi. Sonra uzaya iğrenç büyü şeyleri gönder. Aa, bu arada çoğunuzun nereden böyle bir yanlış bilgi biliyorsunuz bilmiyorum ama çok yanlış bildiği bir şey var. Hayır, Tomcraft dünyaya zarar vermiyor. Hayatım yalanmış. Evet. Senin için testere mi lazım? Ya da balta. Evet, balta lazım. Arcane Levitator'ı kaldırdım, hala uçurmaya devam ediyor desem. Yapar. Gerektiği zaman uçurmaz ama. Bayağı bildiğin hala uçurmaya devam ediyor. Bug'a geldik, bug'a geldik. Azanor, I have a bug report for you. Evet. Gel. Şu köşeyi de koyacağım fakat öncesinde asıl köşeye koyayım şimdiden de. Evet. Evet, şöyle köşelere yerleştirelim şunları. Ortayı da boşaltacağım. Ortası bir fırlatma rampası olacak. Kabaca. Yani bunun anlamı. Benim daha fazla Black Grint almam lazımdı evden. Ben niye direkt her zaman yaptığım gibi bir stack almadım bu sefer? Ben hep garantici hareket ediyordum öyle. Evet. Black Grint'lerimizi alırken diğer bir yandan şu arkadaşları da tekrar yerlerine koyalım. Siz de gelin. Tamamdır. Onlar da çalışa dursun. Arı onlar. Başka ne yapacaklar? Çalışacaklar. Arı dediğin çalışkan olur. Çalışıp buraya asıl geliş amacım. Ne? Çalışıp petrol üretirler, yumurta yumurtlarlar. Burada yumurta yumurtlayan arı yok. Neyse ki yok. Neyse, yukarısındaki şeyler şimdilik dursun. Ve şunları benim bir yere, güzel bir yere taşımam lazım. Evet. Peki evin düzeni tam olarak nasıl olacak? Aslında Galacticraft için ortası yetmez. Aklımdaki şey, buraların her birinin ayrı bir fırlatma rampası. Nasıl olur? Yapmama gerek yok.
Onu ileride yapabilirim ama kontrollü fırlatma rampasına ihtiyacım var. Mesela sadece ortaya fırlatma rampası yaparım, o çok daha mantıklı. Bakalım. Buraya nasıl bir düzen yerleştirebilirim? Cidden güzel bir düşünme malzemesi. Sen gidebilirsin bu arada. Sen de ölebilirsin. Evet. Kitap katili oldum. Kitap katili. Aynen. Kitap öldürdüm. Ve o zaman... Sizleri de şöyle yerleştirelim. Ve bana Black Green'lerimi verin. Şimdi burada kalsın çünkü yukarı getirmem gerekiyor. Aklıma güzel başka bir fikir daha geldi. Hazır konuşma yeteneğimi kaybetmeye başladım. Hazır kaybetmişken. Aynen. Konuşamayayım. Biz konuşalım Reha. Osman geldi. Bak sen kaybettin, hemen yetişti, gördün mü? Aynen. Kahramanım. Gittim bir bardak sodanın içerisine yarım limonu sıktım. Oh mis. Oğlum çok iyi ya. Evet. Peki. Şimdi Galactic Craft için... Ne oluyor biliyor musun? Anlatayım, dur. Sen sus. İki dakikanı alacağım. Sonra videoyu bitirip beni konuşturacak değil mi? Aynen. Şimdi Galactic Craft için benim ihtiyaç duyduğum önemli bir şey var. Kırpat sözümü kesmezse bunu göstereceğim. O bulabilirsek eğer, neredesin sen NASA Workbench? En taşımına hayranım. NASA Workbench. Türkçeyi katlettim. Ascender. Tamam, senden bir tane yapmamız lazım o zaman. Waterworld'e geri dönelim hadi. Şimdi. Sen bunu istiyordun. O zaman bana bir tane elektron ver. Elektron plate'imiz oluyor. Elektron plate'imiz de elektron folyoya dönüşüyor. Tekrardan plate bending machine'i konarak. Bunlar da gayet güzel çalışıyor. Çalışkan arılarım benim. Evet. Ve siz de burada işleniyorsunuz. Evet. Enrich high voltage wiring. Ve onlar buna dönüşüyor. Burada da assembly machine ile bir adet diamond ile beraber. Bakalım senin süren ne kadardı? 160 saniye! Evet. 160 saniye boyunca bu makine çalışacak böyle. Onun yanı sıra başka neye ihtiyacım vardı? Steel. 4 tane. Tamamdır. Sen de... Steel plate'im yok. Sıfırdan steel plate yapalım o diye. O esnada stainless steel'lerime bir bakayım. Ve havuçlarım da neredeyse bitmek üzere. Evet, stainless steel'lerimiz de işleniyor. Oksijen tüketme tabii ki de bu işlem. Şu alüminyumları alalım. Alüminyum. Yalnız şey hani İngilizce'de çoğunlukla alüminyum değil de aluminum diye yazılıyor ya. Daha sonra Amerikan İngilizcesinde.
Greg özellikle İngiliz İngilizcesi olarak yazmış. Evet. Ve ardından... Benim bıçağım nerede? Wirecutter'ın yeni tekstürü güzel olmuş bu arada. Evet. Ve... 12 tane... Bir tane bundan, biraz da bundan. Önce bacon'ları tüketeceğim tabii ki de. Çünkü bacon. Sonrasında da buraya gelip şu arkadaşlara bakacağım. Neredeyse bitmek üzereler. Beraberinde lever. Redstone torch'u da hemen bir yapalım. En pahalı parçamız. Redstone torch. Lever'larımız burada iki tane. Sizler hazırsanız ve bu arkadaşı bekliyoruz. Aslında şunlara da bir bakalım. Evet. Böyleler. Ve Advanced Wafer. Harika. Ve NASA Workbench'imiz hazır. Tabii bunu buraya koymayacağım. Bu arada elimde bu o cool duruşlara sahip değilmiş. NASA Workbench'i şöyle yerleştiriyorum. Vahahay. Evet, böyle cool duran bir makine kendisi. Badass. Bunun içine roket, bunu da roket yapıyoruz işte. Tabii şu an uzaya gidecek. Nasıl uzaya yakında gidebilirim. Biraz uzay ekipmanı hazırlamam lazım sadece öncesinde. Onları da Galactic Craft bir bakalım. Oksijen mask. Tamam, sen kolaysın. Bunun yanı sıra Oxygen Gear. Sen de kolaysın sanırım. Evet, kolay ya. Bir ara girerim ben buna. Bakalım başka. Sensor glasses. Okay. Bakalım başka ne giymemiz gerekiyordu. Sen nesin? Kargo roket, tamam. Atmospheric valve. Tier 3 roket. Hidrojen pipe. Heavy neuron scanner. Şu an benim ihtiyacım olanlar. Heavy oxygen tank. Bakalım seni nerelerde doldurabiliyoruz. Bunların üzerine bir test yapacağım. Great Tech makineleriyle doldurabiliyor muyum diye. Eğer Great Tech makineleriyle doldurabiliyorsam fazlasıyla güzel. Bayrak. Tamam. Bayrağa ihtiyacım olur mu bilmiyorum, sanmıyorum. Ve bunun yanı sıra başka paraşüt lazım kesinlikle. Paraşüt kolay. Fazlasıyla kolay hem de. Ve başka ne ihtiyacım var? Kısa mesafeli teleport. Energy beam receiver. Güzel mantıkmış. Diğer makineler neredeydi? Neyse, şu kısımdan bir bakalım tiplerine. Paraşüt. Ha, bu kadarmış. Ha, bir de şu. Frequency modül. Bu da gayet kolay. Ben yaparım bunları. Bunlarda bir şey yok. Tamamdır. Ben bunları bölüm arası yaparım hatta. Şimdiden üstünde bulunsunlar. Evet, bunlar gene öldü. O zaman ne diyoruz? Bize zil teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım daha fazla arıyla karşınızda olurum.